Merhaba, ben Giray Kaçar, kanalıma hoş geldiniz. Videonun fotoğrafından ve baştan anladığınız gibi bugün biraz farklı bir giriş yapıyoruz ve gündemdeki Messi transferinden bahsedeceğiz. Benim çok ilgimi çekti ve sizlerle paylaşmak istedim. Daha sonra Trabzonspor'un yarın oynayacağı Gençlerbirliği maçının öncesinde bir değerlendirme yapacağız. Ve Trabzonspor'un hafta içerisinde Yusuf Yazıcı için yapmış olduğu güzel bir jest var. Bununla alakalı biraz paylaşımda bulunacağım. Tabii objektif bir paylaşımda bulunacağım. Çok ufak bir eleştirim var bununla alakalı. Öncelikle Messi transferine gelelim. Hepimizin de bildiği gibi Messi, 700 milyon euroyu veren takım Messi'yi alacak arkadaşlar. Ve en yakın kulüp Manchester City ve Juventus olduğu için biraz heyecanlandım. Niye heyecanlandım? Juventus alırsa eğer Ronaldo ile beraber oynayacak ve hepimizin hayali diye düşünüyorum. İkisi bir arada, birisi asist yapacak, birisi gol atacak. Yani düşünmesi bile heyecanlandırıyor insanı. Messi'nin de takımdan neden ayrılacağı ile alakalı bir bilgi vereyim sizlere, bilmeyenler için. Pique ile ufak bir tartışması oldu antrenmanda ve daha sonra akabinde de zaten hemen Messi mutsuz haberleri yayılmaya başladı. Ve daha sonra kulüp sportif direktörü Abidal'in yapmış olduğu bir açıklama var. Eski teknik direktörün takımdan gitmesiyle alakalı bir açıklama yaptı. Ve bunu bazı oyuncuların istediğini ve bazı oyuncuların performans göstermediğini ve çalışmadığını söyledi. Bunun üzerine Messi de sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Madem böyle bir şey söylüyorsan isim vermen gerekiyor diyerek bir restleşme oldu ve tabii ki de bu tamamen dünya basınında yer aldı ve şu anda da gündem ve Messi'nin takımdan ayrılacağını ve Manchester City'ye veya Juventus'a çok yakın olduğunu söylüyor. Eğer Juventus'a giderse benim için mükemmel bir şey olacak. İkisi bir arada ve gittiği anda herhalde ben büyük bir mutluluk yaşayacağım diye söyleyebilirim sizlere arkadaşlar. Trabzonspor Kulübü bu hafta Gençlerbirliği ile Gençlerbirliği'nin sahasında Ankara'da bir mücadele verecek. Bu mücadele biraz zorlu bir mücadele olacaktır. Gerek hava şartlarından olsun, gerekse gençler bir takımı, iyi bir takım arkadaşlar. Dikkat edilmesi gereken bir takım. Özellikle hücum hattı etkili bir gençler birliği var. Geçtiğimiz hafta Başakşehir takımına 3-1 yenildi. Bu kadro çıkmaz diye düşünüyorum ben. Bir hafta önceki kadrosunda Gaziantep Spor'u yendiği kadro var. 1-0 galip gelmişlerdi. Bu kadro çıkacaktı. Son hafta Sesenyon sakat. CEO da cezalıydı. CEO büyük ihtimalle iyileşecek ve CEO büyük ihtimal cezasını bitirecek ve geri dönecektir. Şunu söylemek istiyorum ben. İleride Aite, CEO ve Sesenyon, Kandeyaz ciddi oyuncular arkadaşlar ve ciddi bir sıkıntı yaratacak oyuncular. CEO'nun şu özelliği var. Her yerden vurabilen ve çok kaleyi gördüğü yerde, çerçeve gördüğü yerde arkadaşlar gol yapabilen bir oyuncu. Kandeyaz da geniş alan bulduğunda çok fazla içeriye kat ederek şut atan, orta kesen, etkili bir oyuncu. Sesenyon zaten takımın beyni, takımı yönlendiren bir oyuncu. Bu oyunculara çok dikkat etmesi gerekiyor Trabzonspor'un. Gençlerbirliği'nin defans hattında zaafları var. Gençlerbirliği'nin bekleri özellikle çok sıkıntılı. Trabzonspor bu maçta bekleri iyi kullanırsa eğer beklerin arkasına ve araya atacağı toplarla çok etkili olacaktır. Trabzonspor kulübü son maçtaki Fenerbahçe kadrosuyla aynı şekilde sahaya çıkacak. Sadece bir kişi değişecektir. Yusuf Sarı'nın yerine Cilermemi Storich mi? Hoca buna karar verecek ki bence Storich daha yakın duruyor. Storich sağ tarafta çünkü 2-3 haftadır deniyor. Bence Storich sağ tarafta başlayacaktır. Cilerme de sonradan oyuna girecektir. Yeni gelen stoperler hazır olmadığını biliyoruz. Onlar kulübe ya bir tanesi girer ya da ikisi de girmez diye düşünüyorum. Durumlarını bilmediğim için. Onun dışında Trabzonspor takımı aynı kadroyla mücadele edecektir. Yan toplar çok önemli olacaktır bu maçta. Trabzonspor takımı bu maçtan galip gelir diye düşünüyorum. Eğer erken gol yemez ve böyle tempoya kendisi ayarlar, Gençlerbirliği'ne böyle rahat bir alan bırakmazsa Trabzonspor takımı bu maçtan galip gelecektir. Spor kulübü Yusuf Yazıcı'ya çok güzel bir jest yaptı. Harika bir jest yaptı. Bence çok güzel, çok sevindirici. Trabzonspor kulübü Yusuf Yazıcı'ya harika bir jest yaptı. Bir futbolcunun yaşamak isteyeceği ki Trabzon doğumlu, Trabzon'da doğmuş ve Trabzonspor olan bir oyuncunun bence yaşayacağı en güzel duygu Trabzonspor takımı Yusuf Yazıcı'ya şu an yaşatmıştır. Yusuf Yazıcı'ya da açık bir çek vermiştir. İstediğin zaman gelebilirsin. Bu forma senin, biz bu formayı kaldırıyoruz diyerek de çok güzel bir mesaj vermiştir. Trabzonspor takımına bunu düşündüğü için teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir incelik ki Yusuf Yazıcı Trabzonspor'a güzel bir para kazandırdı. Trabzonspor'u dar zamanda artıya çıkartmasına, transfer yapmasına ve bir sürü sorununu çözmesine neden oldu Yusuf Yazıcı. Evet. Ancak Yusuf Yazıcı sonuna kadar hak etti. Destekliyorum. Ve Trabzonspor yönetiminin bu jesti de harika oldu bence. Ve çok gurur verici olduğunu düşünüyorum. Tekrardan söylemek istiyorum bunları. Ancak hepimizin de bildiği gibi geçmişte şampiyonluklar yaşamış, efsaneleşmiş dev bir kadro var.
Çok iyi oyuncular var. Örneğin şu an aklıma gelen Dozer Cemil var ki bu örnekleri çoğaltabilirim. Bunlarla alakalı da bir planlaması var mı? Veya gelecekle alakalı nasıl bir kriter koyuyorlar bununla alakalı? Bunu çok merak ediyorum ben. Buradan da bir öneride bulunmak istiyorum. Geçmişten başlayarak belki daha fazla bunu çoğaltılabilir diye düşünüyorum ben. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Çok sağ olun. Videolarımızı izliyorsunuz arkadaşlar. Destekleriniz çok güzel. Bunun farkındayım. Eğer beğeni ve yorum yaparsanız daha da bir mutlu olurum. Şimdiden teşekkürler. Allah'a emanet olun.